Evet arkadaşlar merhabalar. Hemen başlayalım çözümümüze. Tamam. Hangileri doğrudur? D arttırırsa sağaçta depolanan. Şimdi bu sağacın sağısı epsilon a'yı bölü d ile ifade edilir. Epsilon a ve d şey epsilon ve a sabitken d arttırılırsa c azalır. Q eşittir v çarpı y c yani güveç yazarsak v burada sabittir çünkü sağacın bağlı olduğu bir yürüteç var. C azalıyorsa Q da azalır. Bir sağaçta depolanan enerjinin formülü QV bölü 2'dir. V sabitken Q azaldığı için enerji azalır. Birinci öncül yanlış. D artarsa devamlı elektriksel alan. Eğer sizin üreticiniz varsa sağda buradaki elektriksel alan E eşittir V bölü D'dir. V sabittir. D azaldığı için E artar. Burada şöyle bir not söyleyelim. Eğer sığaçta üreteç bağlı olmasaydı ve D azalsaydı E değişmezdi. Elektrik alan değişmezdi. Epsilon artarsa yük miktarı artar. Evet Q eşittir. V çarpı C'ydi. Bunları ayrı ayrı düşünüyoruz. C sabitken epsilon yani V artarsa Q da artar. O yüzden cevabımız denizli gelir. İkinci soru. İkinci soru güzel bir soru çocuklar. Benim beklediğim sorulardan bir tanesi. Hava sürtünmesinin ihmal edilmediği bir ortamda yani hava ortamında K noktasından bir cisim V hızıyla atıldığında hangileri doğrudur demiş. K noktasındaki hız büyüklüğü N noktasındaki hız büyüklüğüne eşittir. Eğer ortamımız sürtünme olmasaydı, sürtünmesiz olsaydı hız büyüklükleri evet birbirine eşit olacaktı. Ama bu sürtünmeli ortam K'dan attıktan sonra N'ye gelinceye kadar hava ortamında sürtünmeden dolayı enerji kaybeder. Isı enerjisine dönüşür. O yüzden buraya çarptığındaki hızı Vn, V'den daha büyük, küçüktür. Birinci öncül yanlış. L noktasındaki hızı M noktasından fazladır. Bunlar aynı seviyede olduğunu böyle belirtelim. Dizgide çıkmamış. Aynı mantıkla buradan L'den M'ye gelinceye kadar enerji kaybedeceği için M'deki hız büyüklüğü L'deki hız büyüklüğünden daha büyüktür. İkinci öncül doğru. L noktasındaki ivmesi M noktasındakinden fazladır. Çocuklar, fizikte ivme kuvvet demektir. Yani ivmeyi ifade edebilmek için kuvveti bulmanız lazım. Hızı üzerinden ivme konuşamazsınız. L noktasındaki net kuvvete bakalım. Bu adam K'dan P'ye giderken L noktasında yukarıya doğru bir hareket yapıyor. O halde alt tarafa doğru bir Fs var. Tabii ki burada bu cismin bir de Mg'si var. O halde L noktasındaki net kuvveti Fs artı Mg kadardır. Eşittir M çarpı AL yazalım. N noktasına bakarsak, N noktasında cisim, pardon, M noktasında aşağıya doğru hareket ediyor. Demek ki bunun üzerindeki sürtünme kuvveti yukarıya doğru. Aşağıya doğru da bir Mg var. Burada limit hıza ulaşıp ulaşmaması çok 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 önemli. Limit hıza işte ulaşsaydı mesela inerken ivme sıfır olurdu. Ama ulaşmadığını varsayıyorum. Mg Fs'den büyüktür. Mg eksi Fs eşittir. M çarpı M'deki ivme. Gördüğün gibi burada AL'yi bulurken kuvvetleri topluyorsun, burada çıkartıyorsun. Demek ki L'deki ivmesi M'deki ivmesinden büyüktür. Şimdi ÖSYM'e çocuklar bu şekilde tablo verip size bu tabloya göre yorum soruyor. Bu hangileri ne ulaşır? Gezegenlerin güneşe olan ortalama uzaklıkları, yani şu uzaklıklar. Arttıkça periyotları da artar. Evet bak uzaklık arttıkça periyot artmış. Birinci öncül doğru. Bir gezegenin dolunum periyodu ve güneşe olan ortalama uzaklığı biliniyorsa, şu oranı biliyorsak şunlardan, periyodu bilinen başka bir gezegenin güneşe olan ortalama uzaklığı, evet. Çünkü tek kare bölü küp, şu 0.0'ları çok karıştırmayın çocuklar. Çünkü çok şeydir, bunları yakın olarak düşünürsünüz. Ben bunu biliyorsam, bunların oranı sabit olduğu için, başka bir tanesinin işte periyodunu bildiğim an ortalama uzaklığında bulabilir. Gezegenlerin kütlede arttıkça güneş etrafında dönüş periyotları artar. Kütle arttıkça diyor. Ama bakın mesela belli bir yerden sonra kütle mesela şurada azalmış. Ama periyot ne olmuş? Artmış. Kütle ile alakasızdır. Dönüş periyodu. O yüzden cevabımız C. Şimdi ÖSYM olabildiğince sayısal soru sormuyor. Ama atışlarda çocuklar tarihte gelmiş sayısal soru var. Bileşenlerini ayırdık. 20'ye 15.
20 ile attığımız adam 2 saniyede çıkar, 2 saniyede iner. Demek ki bu top havada 4 saniye kalmış. Ve 15 yatay hızla 4 saniyede bu top yatayda 60 metre yol alır. 40 metresi buradaysa bu elemanın burada 20 metre gitmesi lazım. Geçen süre 4 saniyeydi. Sabit hıza gidiyordu. 4 saniyede 20 metre yol alabilmesi için bu topçunun hızının 5 metre bir saniye olması lazım. Hangi değeri? Şimdi delta x eşittir L çarpı lambda bölü D çarpı N'dir. Delta x'in artması için frekans artma. Bir dalgalarda frekans artırırsanız dalga boyu azalır. O yüzden olmaz. Yarıklar arası uzaklığı azaltma. Yarıklar arası uzaklık çocuklar şuradaki D'dir. Evet, D azalırsa delta x artar. Işık şiddeti girişim desenindeki saçak genişliği girişim desenini etkilemez. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Hangileri doğrudur? Merkez kaç kuvvetinin büyüklüğü merkezcil kuvvetine eşittir? Çocuklar, eylemsiz referans sistemlerinde düzgün çember sarı hareketle merkez kaç kuvveti denen bir kuvvet yoktur. O yüzden birinci öncül gitti. Cismi etki eden net kuvvet sıfırdır. Hayır. Bir cismin çembersi hareket yapabilmesi için onu merkeze çeken hız vektörüne dik olacak şekilde bir kuvvet olması lazımdır. O yüzden düzgün doğrusu harekette evet net kuvvet sıfırken düzgün çembersi harekette net kuvvet sıfırdan farklı olmalıdır ki o cismi çembersel yörüngede tutabil. Merkezcil ivme vektörü ve çizgisel hız vektörü birbirine diktir. Evet, merkezcil ivme vektörü her zaman merkeze doğruyken hız vektörüne her an diktir çocuklar. Eşit uzunluktaki, biraz küçültelim de hepsini görelim. Tamam. L teli hareket etmedi. Bu da çıkmış bir AYT sorusu. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın çocuklar. Mesela L telinin üzerindeki akımın yönünü bilmiyorum ben. Mesela L telindeki akım sağa doğru olsun. İ ile sağa doğru olsun. Bu bunu kendine doğru çeker. İM de bunu kendine doğru çeker. Bunu çekme şeyi, o aradaki uzaklıkla doğru oran şeydir. Size söyleyeyim. İK'yı atıyorum. İ dersek İM burada 3 İ olmalıdır. İtse de aynı durum olacaktır. Şunu demek istiyorum. İM her zaman İK'dan büyüktür. Çünkü L teri hareket etmediğine göre İM'nin İL'deki L'deki oluşturduğu kuvvet ile İK'nın İL'deki oluşturduğu kuvvet eşit olmalı. Uzaklıklar farklı. Uzaklığı fazla olan akımı büyük olsun ki aynı kuvveti oluşturabilir. Çocuklar burada İ ile hem İK'dan hem İM'den kuvvetten geldiği için İ ile her değeri alabilir. Yani İK'ya eşit de olabilir, İ ile daha büyük olup küçük de olabilir. Aynısı İM için geçerli. İkinci öncül kesinlikle değildir. L telinden geçen akımın yönü diğer tellerden aynıdır. Biz burada evet aynı demiştik. Bu ama farklı da olabilir. Farklı olursa artık İK bunu iter, İM de bunu iter. Evet, bir denge söz konusu olabilir. Üçüncü öncül kesin doğru değildir. Basit harmonik hareketi istemiştir. Hangi değerinde kavram yanılgısı yapılmıştır? Yani yanlış bilgi vardır diyor. Harmonik hareketin periyodu genliğe bağlı. Hayır, harmonik hareketin periyodu genliğe bağlı değildir. Neye bağlıdır çocuklar? Eğer basitse sarkaçsa bulunduğu ortama bağlıdır. İşte ipin boyuna bağlıdır. Yay sarkacıysa yay sarkacının ucundaki kütleye bağlıdır ve yay sarkacındaki yayın esneklik katsayısına bağlıdır. Yarı çağırıcı kuvvet titreşim her noktasına sabittir. Hayır, şöyle bir K, O, L olsun. Çocuklar, burada kuvvet uç noktalarda maksimumdur, O noktada minimumdur, yani sıfırdır. Yani O'ya gelinceye kadar kuvvet artar. O'dan uzaklaşınca kuvvet, burada O'ya gelinceye kadar azalır. O'dan uzaklaştıkça artar. O yüzden tabii ki sabit bir kuvvet söz konusu değildir. Düzgün dairesel harekette kuvvet büyüklüğü sabittir. Basit harmonik harekette kuvvet ve ivme büyüklükleri hiç sabit olamaz. İvme bir sarkacın hareketinin bitiş noktasının en büyük değer. Evet, uç noktalarda ivme maksimum değerdir. Cevabımız o yüzden Fatih ve Efe Ceyhan. 9 güzel bir soru. ÖSYM kütle merkezinden sormuyor çok fazla ama tabii ki bu sormayacağı anlamına gelmiyor. Cisimlerin kütleleri olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Çocuklar, sistemin kütle merkezi şu üçgen içerisindeymiş. Ah.
M'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyüktür demiş. Ters düşünelim çocuklar. K'nın kütlesi M'nin kütlesinden büyük olsaydı, M ile K'yı birleştiren şu çizgi üzerinde bir kütle merkezi olurdu. M ve K'dan oluşan kütle merkezi. L ile P'nin oluşan kütle merkezi şurada olsa, evet, K ile M'den şurada oluştu, P ile L'den şurada oluştu. K ile M'den oluşan kütle merkezi L ile P'den daha büyüktür ve üçgen içerisinde yer atarsın. Demek bu kesinlikle doğru değil. Çünkü K'nın M'den büyük olduğu durumu gördük. M ile MP'den büyüktür. Şimdi tam tersini düşünelim yine. P L'den büyük olsaydı, P ile L'nin iki kütle merkezi burada olurdu. O zaman K ile L'nin üzerindeki K ile M'nin üzerinde şu çizgi olacak. Şu çizgi üzerindeki ve K ile P'den oluşan burada dediğimiz zaman şurada bir yerde olması lazım kütle merkezin. Olmuyor. Çünkü üçgen, taralı üçgen burası. L ile P birbirine eşit olsun. K ile M'den oluşan çizgi yine burası. Yine olmaz. Demek ki L P'den kesinlikle ne olacak çocuklar? Büyük olacak. Şurada olacak. K da M'den büyük olacak. Şurada olacak. Ve K ile M'den oluşan kütle merkeziyle L ile P'den oluşan kütle merkezinde şuradaki bundan büyük olacak ki siz bunu içeri yatıverin. İkinci öncül doğrudur. L K'dan büyüktür demiş. Yine ters düşünelim. K da M'den büyük olsun. Şurayı düşünelim. Buradadır. M ile P'nin ikisi de şurada olsun. O zaman içeriye sen bunu atabilirsin. Bu da kesinlikle doğru değildir. Tek yarıklarının genişliği. Bu deminki soruya benzemiş çocuklar. Delta X ya da burada işte saçak genişliği A demiş. A eşittir L lambda bölü omega ve N diyelim. Saçak genişliği yarıya düştüğünde, yani şu yarıya düştüğünde saçak genişliğin değişmemesi için, bu yarıya düştüğünde değişmemesi için bunu iki kat, artırmalısın. Ya da bunu yarıya düşürmelisin yine. Tek başına budur. Perdenin yarık defasına uzaklığını yarıya indirme. Perdenin yarık uzaklığına, evet şurası L, yarıya indirme. Hayır, olmaz. Bunu iki kat artması lazım ki bunun değişmemesini istiyorum. Ortamın kırıcılık indisini iki katına çıkarmak olmaz. Kullanılan ışığın frekansını yarıya indirme. Frekans yarıya inerse lambda iki katına çıkar. Evet, bu olur. Şimdi ÖSYM bunu da soruyor çocuklar. Bu da zor bir soru değil ama ÖSYM zaten çok zorlamıyor su dalgalarının girişiminde. Hangileri doğrudur? Şimdi şu uzaklığın tam ortası şurası çocuklar. Şurası bizim merkez katarımız. O yüzden üçüncü öncül doğru. Merkez katarın yanındaki ilk çizgi, birinci düğüm çizgisi. Birinci düğüm çizgisinin de bulunan noktaların yol farkı n eksi 1 bölü 2 çarpı lambda. YF. Bu adam birinci düğüm çizgisiydi. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı lambda yol farkı. Yani iki, birinci öncül doğru. L noktası birinci dalga katar üzerinde. Bakıyorum. Şurası simetrik olarak birinci düğüm çizgisi. Şu da birinci dalga katar. O yüzden bu da doğrudur. Şimdi iyi yönünde öz indüksiyon akımı. Akım zaten bu yönde. Akımla aynı yönde öz indüksiyon akımı oluşturmak istiyorsanız devredeki akımın azalması lazım. Devredeki akım değişimi öz indüksiyon akımını yaratırken akı değişimi indüksiyon akımını yaratır. Akımın ben azalmasını istiyorum ki aynı yönlü bir öz indüksiyon akımı oluşsun. Şu anda devredeki direncimiz bu kadar. Ben bu direnci artırmak isterim ki devredeki akım azalsın. Sağ tarafa doğru çekerseniz olur. İki olmaz. S anahtarını açtığım zaman devredeki akım azalır. Sıfıra doğru gider. Bu da olur. Evet. Bakalım ne demiş. Bu adam T sürede K noktasına varıyormuş. Suya göre V hızıyla. Ne diyormuş? O noktasına yürünür. L noktasına. Bu adam O noktasına, O'dan K'ya doğru yüzüyormuş. L noktasına varıyormuş. Yani şu kadar, x kadar mesafe alsın. T sürede alsın. Yüzücü O noktasından aynı hız büyüklüğüyle L'ye doğru yüzseydi. Çocuklar bakın. Burada karşı kıyıya varış süresi sizin hızınızın düşey hızıyla ters orantılıdır. Burada bunun düşey hızı bu kadardır. Sen bu hız büyüklüğüyle L'ye doğru yüzersen artık senin düşey hız büyüklüğün artar. Çünkü hipotenüs
artık burada dik kenara dönüşmüş oluyor. Dik hızımız arttığına göre artık T'den daha kısa sürede varırız. Ve yatayda alınan yol x eşittir v akıntı çarpı T'dir. Burada adam K noktasını hedeflemiş, L noktasına gelmiş. Bu kadar sürüklenmesinin sebebi akıntıdan dolayı. Akıntı değişmiyor. Süre azaldığına göre, karşı kayış süresinin azaldığına göre artık bu adam aynı mesafeyi alamaz. Daha kısa mesafe alır. O yüzden cevabımız Adana gelir. Bu güzel bir soru. Hangileri doğrudur? Evet, çocuk yere göre 2V hızıyla sol tarafa doğru hareket ediyorsa ve başlangıçta sistem duruyorsa ilk momentumumuz sıfırdır. O zaman çocukla sistem araba arasındaki sistemden oluşan son momentum da sıfır olmak zorunda. M kütlesi sol tarafa yere göre 2V hızıyla gidiyorsa 2M kütlesi sağ tarafa V hızıyla gitmeli ki son momentumlar eşit olsun. Birinci öncü doğru. Bu momentum korunum sorularının hepsinde sistemin kütle merkezinin yeri değişmez. Yani yere göre sıfırdır. Çocuğun arabaya göre hızı doğu yönünde V'dir. Şimdi çocuklar mesela doğu yönünde V olsa, araba da sağa doğru V hızıyla gidiyordu. Çocuğun yere göre o zaman hızı sağa doğru 2V olur. Ama çocuğun yere göre hızı sola 2V. O halde çocuğun arabaya göre hızı sol tarafa 3V olmalı ki araba da sağa doğru V hızıyla gidiyor. Çocuğun yere göre hızı 2V olsun. Üçüncü öncül yanlıştır. Batı yönünde 3V olmalıdır. Arkadaşlar görüşürüz.